İsmim Aslı Badem Çala, Malatyalıyım. 27 yaşındayım, iki evladım var. Bir kızım ve bir oğlum olmak üzere. Elektrikli ev aletleri bakım onarım teknisyeniyim. İşimi çok seviyorum. Aynı zamanda mesleki eğitim merkezinde okuluma devam ediyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Ben bu mesleği çok seviyorum. Evde baktım ben, beyaz eşya kullanan benim. Komşuma baktım, o bir bayan. Dedim ki neden erkekler bu işi yapabiliyor da bizler yapamıyoruz? Müşterilerim ekseri arayanlar hepsi bayan. Gece 10'da 11'de bile arızaya gidebildiğim oluyor. Rahat bir şekilde oturup sohbetimizi edebiliyoruz. İstediğim saatte girip çıkabiliyorum. Öğrenmenin yaşının olmadığını öğrendim. Şu an hem okuluma devam ediyorum, hem para kazanıyorum. Hem sahada çalışıyorum, hem her gün kendimi geliştiriyorum. Mesleğin en büyük avantajı bayan olmam. Yine dezavantajına gelirseniz tekrardan yine bayan olmam. Çünkü müşteri evine gittiğimiz zaman atölyeye almamız gereken cihazları taşımada hani tek olduğum zaman sıkıntı yaşıyorum. Tabii ki erkek teknisyenler de tek olduğu zaman sıkıntı yaşıyor. Bunun dışında herhangi bir eksi tarafı yok. En büyük hedefim yanımda bayan personel yetiştirmek ve kendi iş yerimi açabilmek. Hüseyin Akay, 51 yaşındayım. Bu dükkanı açtım. İşte bir arkadaşım geldi, bayan arkadaş. Yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Yani iş konusunda şeyleri güzeldir. Ataklar yani becerileri neyi hoştur. Elinde tutmak istedim ben. Yani topluma kazandırmak için. Yani kadınlar yani insanlar ön yargılı olmasa çalışırlar. Yani önemli olan kadının atak olması, kendi gidip işine gücüne bakması. Yani ne mutlu bize ki yani bir iş sağlamış kendilerine. Şu an çalışmasından memnunum yani çok böyle yani bir iş verdiğimiz zaman yani yerine getiriyor. Şu anda 12. sınıf öğrencimiz Aslı'yla birlikteyiz. Aslı Hüseyin Usta'mızın yanında çalışıyor. Bizde de 12. sınıf elektrikli aletleri öğrencisi. İş yerinde çalıştığı için devlet desteği olarak asgari ücretin yarısı iş yerine ödeniyor. Aynı zamanda meslek hastalıkları, iş kazası sigortası da yine okulumuz tarafından yapılıyor. Hüseyin Usta'ya da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Yanında Rica ederim. bayan işçi çalıştırdığı için teşekkür ediyoruz o anlamda. Aslında başarılı bir öğrencimiz. Sağ olsun okulumuza da devam ediyor. Onun hakkında da sıkıntımız yok.